Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda örmesi gayet kolay olan güzel bir desen çalışması yapacağız arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili açıp yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. İpime göre 3,5 numaralı kısa şişlerini örgümü örebileceğim. Hemen tek sayı olmak üzere ilmeklerimizi atacağız arkadaşlar. Burada herhangi bir ilmek sayısı ve katı yok. Tek olmak şartıyla ilmeklerimizi atacağız. Hemen şişime 21 tane ilmek alıyorum. Şu şekilde başlayalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve 21. Evet. 21 tane ilmeğimi şişimi aldım. Burayı arkadaşlar ön kabul edeceğiz ve düz ördüğümüzü düşüneceğiz. Şimdi arka taraftan sıramız ikinci sıra olarak devam edeceğiz. Yani bir lastik örmeden örgümü kurmuş olacağım düz ördüğümüz düşünüyoruz lastik üstüne. Hemen arka tarafa geçiyoruz ve bütün ilmeklerimizi ters örerek başlıyoruz arkadaşlar. İlk ilmeği aldım. Sıranın sonuna kadar ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Özellikle bebek ürün grubuna çok yakışan bir desen. Şimdi ikinci sıramızı Birinci sıramızı düz ördüğümüzü kabul ettik. İkinci sıramızı ters örerek devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar. Evet. Bu şekilde ters ördüm. Ön tarafa geldim. Şimdi burada üçüncü sıramızda hemen ilk ilmeği aldıktan sonra bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak örgümü örüyorum. bir düz bir ters. Ve dördüncü sıramız son sıramız bakın arka tarafa geçiyorum ilk ilmeği aldıktan sonra tersleri örüyorum ters olarak düze gelince arkadaşlar düzün kendi ilmeğinden değil alttaki ilmekten düz örüyorum tersi normal ördüm düzü kendi altındaki ilmekten düz bir şekilde örüyorum. Ters düzü alttaki ilmekten ters düzü alttaki ilmekten bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerliyorum. Ve bu da dördüncü sıramız. sırada çıkan bir model. Ve son ilmeğim ters. Ön tarafa geldim. Bakın şöyle bir kabarık çalışma şimdi tekrar ön taraftayız ilk sıramız düz bütün ilmekleri düz örüyorum evet arka tarafa geçiyorum bütün ilmeklerimi ters örüyorum ikinci sıramız arka taraftan ters örülüyor Evet Üçüncü sıramız yine ön taraftan bir düz bir ters öreceğiz. Burada ilk ilmeğiniz ne ile başladıysanız onundan aynı devam etmelisiniz. Bakın ben burada ilk ilmeğim düz başlamışım. O sebeple düz, ters, düz, ters olarak ilerliyorum. Düz, ters olarak üçüncü sıramız Ve son sıramız. Tersleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzleri altındaki ilmekten aldım. Tersi ördüm. Bakın düzü kendi ilmeğinden değil alttaki görmüş olduğunuz bu ilmekten batarak düz örüyorum. Ters düzü alttaki ilmekten. Ters bakın düzü kendi ilmeğinden değil altındaki ilmekten batarak bu şekilde son sıramı da tamamlıyorum. Bu örgüyü arkadaşlar ördüğünüz üründe her tarafını bu desende çalışacağınız gibi araya düz desen vererek de üçer sıra bu deseni çalışabilirsiniz veya düz örgülerin arasına farklı renklerde bu deseni de örebilirsiniz veya tek renk içerisinde tek sıra olarak düz örgülerin arasına böyle örebilirsiniz veya her tarafını az önce sizinle beraber ördüğümüz gibi bu şekilde örebilirsiniz şimdi yine örgümü tekrar birinci sırasını düz örerek başlıyorum bu şekilde arkadaşlar örgümüz çok kolay yeni başlayanların çok rahatlıkla örebileceği bir çalışma pıtır pıtır bir sonuç elde ediyorsunuz hemen burayı da örüyorum size örmüş olduğum büyük örgümü de göstermek istiyorum evet bakın bu şekilde yeni desansımızı e, önden düz örmüş oldum ve böyle bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlar. Örgümüzün arka tarafı da bu şekilde. Düz ve ters örgülerden oluşan güzel bir çalışma. Bu bizim sizinle beraber ördüğümüz kısa olan çalışmamız. Bu da benim daha önceden şöyle göstermek istiyorum çalışmam. Şu çıkmış, düzeltelim. Evet. Bakın. Çok güzel bir model. Az önce bahsettiğim gibi örgünün her tarafını bu şekilde bu deseni çalışabilirsiniz. Veya da 3 sıra örersiniz. Bu kısmı düz geçersiniz. Tekrar 3 sıra. O da olur. Veya da düz örgünün arasında tek sıra bu deseni geçersiniz. Veya da düz örgünün içerisine tek sıra veya iki sıra farklı renklerde örebilirsiniz. O bakımdan çok kullanışlı elverişli bir çalışma arkadaşlar. Evet örgümün ön tarafı bu şekilde. Yakından göstermek istiyorum. Şöyle güzel kabarık bir model. Arka tarafı. Bakın lastik örmeden başladığım halde herhangi bir kıvrılma kasma yok. Arka tarafı da bu şekilde. Ön tarafı da bu şekilde arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.